Real TV Amerika'dan haber verir. Bugün Kongre baskınıyla ilgili Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komisyonu'yla Mevzuat Komisyonu'nun ortak oturumu gerçekleştirildi. İşte komisyonda Trump destekçilerinin gerçekleştirdiği Kongre baskınına neden olan güvenlik eksiklikleri ele alındı. Aslında bugünkü oturumda belli bir noktaya odaklanıldı diyebiliriz. İşte bunlar güvenlik birimlerinin 6 Ocak Kongre binası saldırısı öncesinde nasıl veri paylaşımı yaptığına, ulusal muhafız birliklerinin Kongre polisine destek olmak için bölgeye sevk edilmelerinin zamanlamasına ve Kongre binasının güvenliğinden sorumlu birimlerin komuta yapısının güvenlik açıklarının ortaya çıkmasında rol oynayıp oynamadığına odaklanıldı. Senato İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komisyonu ile Mevzuat Komisyonu'nun ortak gerçekleştirdiği oturumda Senato ve Temsilciler Meclisi'nin aynı zamanda emniyetinden de sorumlu olan protokol müdürleri yani Michael Stanger ve Paul Irving ifade verdi. Ayrıca oturumlarda ifadelerine başvurulan diğer yetkililer de Kongre polisi eski şefi Steven Sant ve Washington Metropolitan Polis Teşkilatı Başkan Vekili Robert Conti oldu. Daha önceki yayında da aktarmıştık zaten ifade vereceklerini ve Sant, Irving ve Stanger 5 kişinin hayatını kaybettiği 6 Ocak'taki baskının ertesinde istifa etmiş isimlerdendi. Bu isimlerden Senato ve Temsilciler Meclisi Protokol Müdürleri Stanger ve Irving olaylardan sonra ilk kez kamuoyu karşısına çıktılar. İşte güvenlik yetkilileri protestoların 2020 yılında yapılan ve şiddet olaylarının az yaşandığı iki Trump yanlısı protestoya benzer olduklarını beklediklerini ifade ettiler. Yani öyle bir beklentileri olduğunu kaydettiler. Fakat dikkat çekici durumsa iki güvenlik yetkilisinin birbiriyle çelişkili ifade vermesiydi. Irving, Senato'nun iki komisyonuna gönderdiği yazılı ifadesinde Trump taraftarlarının eyleminden iki gün önce yani 4 Ocak'ta Kongre polisinin eski şefi Steven Sant ve Senato'nun eski protokol müdürü Michael Stanger'la 125 ulusal muhafız askerini çağırma olasılığını konuştuklarını aktardı. Ancak Irving'in bu açıklamaları Sand'ın yaptığı açıklamalarla doğrudan çelişiyordu. Çünkü Sand ulusal muhafız birliklerini talep ettiğini ancak Irving'in ulusal muhafızların varlığının yaratacağı görüntüye dair kaygılarının bulunduğunu belirttiğini söyledi. Ayrıca Sand 30 yıllık polis kariyerinde daha önce hiç rastlamadığını söyledi böyle bir şeye. Grup binanın çevresine vardığında daha önceki gördüğüm hiçbir protestocu grubu gibi değillerdi dedi. İsyanın kötü planlamanın bir neticesi olmadığını, bunun bir dizi federal dairede yapılan hatalardan kaynaklandığını savundu. İşte genel olarak bugünkü oturumda eski güvenlik yetkilileri olayların kontrolden çıkmasından istihbaratı sorumlu tuttu. Yani yetkililerin ifadelerine göre 6 Ocak'taki olaylara karşı hazırlıksız yakalanmada kötü istihbarat rol oynadı dendi. İfadelerin ardından Senato Mevzuat Komisyonu Başkanı, Senato komisyonlarının yürüttükleri soruşturmanın parçası olarak Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu'nun yani FBI'ın Kongre saldırısına verdikleri yanıtı incelemek için en az birer oturum daha düzenlenmesi gerektiğini, bunu planladıklarını belirtti ve ardından oturum sonlandı. İşte Amerika'dan bugün aktaracaklarımız bu kadardı. Özlem Şenşar, Real TV Washington.